Burun ameliyatları? Burun ameliyatları farklı. Estetik ameliyat için konuşursak burun estetiği çok sık yaptığımız ameliyatlar. Evet. Hele bu dönemde en popüler ameliyatlardan bir tanesi. Biz hocam, burun boğaz kışın biraz daha mı yoğunluk gösteriliyor? Evet, kışın biraz daha fazla ama mevsimi yok bu işin. Hani yaz kış yapabiliyoruz. Evet. İşin kurallarına uyduktan sonra yazında bu ameliyat yapılıyor. Bunun estetik ameliyatları yaklaşık 2 saat süren, genel anestezi altında yapılan, bir gece hastanede yatırdığımız, ertesi gün taburcu ettiğimiz ve bir hafta burnun üzerinde alçı kalan bir ameliyat. Bir hafta sonra bu alçıyı çıkardıktan sonra da iyileşme sürecinde hastayı takip ediyoruz. Genelde şekil tam ortalama şeklini bir sene civarında alıyor ama burada cilt yapısı çok önemli. Hastanın cildinin ince veya kalın olmasına göre, esnekliğine göre, sıklığına göre, sıkılığına göre ameliyatın iyileşme süresi kısalıp uzayabiliyor. Onun haricinde şimdi yeni teknolojiler kullanıyoruz bu ameliyatta. Artık nedir hocam? Piezo dediğimiz bir cihaz var. Artık günümüzde çok popüler olarak kullandığımız burun estetiğinde. Eskiden işte burun kemiklerini kırıyorduk. Evet. İşte çekiç, keski gibi aletlerimiz vardı. Törpümüz vardı. Hala var. Ama şimdi artık bunları daha az kullanıyoruz. Hatta kullanmıyoruz. İşte bu piezo dediğimiz alet sadece kemiği kesen bir ultrasonik dalga ile çalışan bir testere diyelim. Kemiği çok düzgün şekilde kesiyor. Yumuşak dokulara zarar vermiyor. Damarlara zarar vermiyor. Böylece hem düzgün kesi düzgün sonuçlar alıyoruz hem de iyileşme süreci daha kısa oluyor. Şişlikler daha hızlı düzeliyor. Daha az şişiyor. Sonuçlar da daha güzel. İyileşme süresi daha kısa oluyor böylece. Genelde göz kısımlarında morartılar meydana geliyor. Evet, göz altlarında ilk 2 gün, 3 gün morartı olabiliyor. Bazen olmuyor. Bu hastanın dediğim gibi cilt yapısı çok önemli bu ameliyatta. İki, morartı için konuşacak olursak, hastanın tansiyonu, sigara içip içmemesi, ameliyatın süresi ve anestezi burada çok önemli. Hepsinde uygun koşullar ve sağlanırsa bazen hiç morarmayla karşılaşmıyoruz.